Anadolu Çanı'nda çocuk sağlığı projemizle beraber anaokullarında görevli 106 anaokulu öğretmenimize eğitim vererek bu konudaki farkındalığı artırmak istedik. Edirne'de anaokulu öğretmenlerine sağlık eğitimi verildi. Edirne Kamu Hastaneler Birliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yaptığı projeyle 106 anaokulu öğretmenine sağlık eğitimi verildi. Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olarak Edirne Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak bir proje gerçekleştirdik. Anaokulu çağında çocuk sağlığı. Anaokulu çağında çocuk sağlığı projemizle beraber anaokullarında görevli 106 anaokulu öğretmenimize eğitim vererek bu konudaki farkındalığı artırmak istedik. Anaokulu çağında çocuk sağlığı projesiyle ilgili televizyonumuza açıklama yapan Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Doktor Selma Eves Yılmaz, sağlık eğitimi alan anaokulu öğretmenlerinin hem mesleki hem de özel hayatlarında katma değer oluşturacağının altını çizdi. Projemizdeki hedeflerimiz özellikle anaokulu öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmak, bu konudaki sağlık okuryazarlığının düzeyini yine artırmak, çocuk sağlığının düzeyini artırmak, kurumlar arası işbirliğiyle beraber kültürel dayanışmayı artırmak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek. Çocuk sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar, çocuk psikolojisi özellikle tespitler ve neler yapılabilir, çocuk gelişim bozuklukları, çocuk beslenmesi, çocuk davranış bozuklukları, çocuklukta kullanılan ilaçlar ve yine uygulama şekilleri, çocuk alerjileri ve dikkat edilmesi gereken durumlar, çocuk çağında görülen solunum sistemi rahatsızlıkları, yine çocuk çağında görülen, çocukluk çağında görülen idrar yolu enfeksiyonları, bunların dışında da yine acil tıp uzmanlarımız tarafından hava yolu tıkanması, epileptik nöbet geçiren bir çocuğa yaklaşım, onun dışında düşme, yaralanma, yanık ve boğulma gibi acil durumlarda ilk müdahale yine 112 hizmetlerini alana kadar anaokulu öğretmenlerimizin yapacakları ilk doğru müdahaleyle beraber çocuklarımıza ciddi manada katkıları olacaktır. Eğitimimizi 4 grup halinde başarıyla gerçekleştirdik ve yine katılan anaokulu öğretmenlerimize katılım belgeleri verildi. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu konuda teşekkür ediyoruz. İşbirliğiyle anaokulu öğretmenlerimize ciddi katkıda bulunduk. Yılmaz, anaokulu eğitimi alan çocuklar ebeveynlerinden sonra en çok öğretmenleriyle zaman geçiriyor. Bu yüzden çocukların sağlık yönünden gözlenmesi ve acil durumlarda ilk müdahalenin yapılması görevi öğretmenlere düşmektedir. Bu projeyle sağlık sorunlarının minimuma indirilmesi sağlanmıştır dedi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin eğitim salonunda uzmanlarımız tarafından anaokulu öğretmenlerimize birçok konu başlığı altında gerekli eğitimler verildi. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği dahilinde anaokulları eğitimlerine çok büyük önem verilmiştir. Buradan hareketle özellikle anaokulu öğretmenlerimize ebeveynlerinin dışında çocuklarımızın, anaokulu çağındaki çocuklarımızın anaokulu öğretmenleriyle geçirdikleri süre içerisinde özellikle çocuk sağlığı konusunda ve acil oluşabilecek durumlarda ilk yardımla ilgili bilgi verilmesi konusunda hemfikir olarak eğitimlerimizi 4 grup halinde tamamladık. Bu konuda özellikle ebeveynlerin dışında okulda bulundukları dönem içerisinde çocuk sağlığının takip edilmesi, bir takım gözlemlerin yapılması bu konudaki büyük görev anaokulu öğretmenlerimize düşüyor. Buradaki gözlemci olarak bulundukları dönem içerisinde ufak tefek olabilecek çok basit şikayetlerin bile fark edilmesi bundan sonraki süreçte çocuğun sağlığının daha iyi düzeyde olmasını, fark edebilen şikayetler doğrultusunda tedavisinin erken başlanmasını ve beraberinde de çocuk sağlığı düzeyinin yükseltilmesini getiriyor beraberinde. Bundan sonraki gelecek nesillere de sağlıklı çocuklarımızı yetiştirmek adına kendilerinin katkılarının çok büyük olacağını düşünüyoruz.